Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında acaba peygamberler dışında masum insan var mıdır? Böyle bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Ehl-i Sünnet'in kabulünde peygamberler masumdurlar. Yani ismet sıfatı denilir buna. Peygamberlerin 5 ortak özelliğinden bir tanesi ismettir. Günahlardan uzak olmak bütün peygamberlerde ortak bir özellik. Acaba bu özellik başka insanlarda da olabilir mi? Peygamber dışındaki bazı insanlar masum olabilirler mi? Bu konuya temas etmeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, bizler Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri esas almışız. Ona göre hayatımızı tanzim etmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden Kur'an'ı bir akılla baktığımızda peygamber dışındaki insanların masum olduğunu kabul edemeyiz. Mesela Hristiyanlarda ruhbanları kutsal kabul etmek var. Ruhbanlığı kutsal kabul etmek, rahipleri kutsal kabul etmek, onlara insanüstü bir takım özellikler vermek, böyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken şöyle bildiriyor: ve rahbaniyeten ibtedauha. Yani bir de ruhbanlıktır diye bir şey ortaya koydular. Ama biz onlara öyle bir şey yazmamıştık. İyi niyetle bunu yaptılar diyor. Allah'ın rızasını kazanmak için böyle bir şey yaptılar. Ama biz onlara böyle bir şey yazmamıştık. Ardından bunun gereğiyle de gereğince amel edemediler. Yani kendi koydukları kurallara göre hayatlarını tanzim edemediler. İşte ruhbanlık doğrudan Allah'ın bir emri değil. Zamanla bazı rahiplerin çıkardığı bir şey. Ama bunun da gereğini yapamamışlar. Ve bunların tamamının tertemiz, günahsız bir hayat içinde olduğunu söylemek uygun değildir, doğru değildir. Ve zaman zaman suistimaller olmuştur. Ruhbanlardaki bu görünümü İslam'daki bazı durumlarla kıyas edecek olursak, bizde ruhbanlık yok. La ruhbaniyete fil İslam denilmiştir. İslam'da ruhbanlık yok. Yani ruhban sınıfı diye kutsanan, mübarek kabul edilen özel bir taife yok. Ama bizde de zaman içerisinde bazıları daha ön plana çıkmış, bazı şahıslar daha mübarek kabul edilmiş, hatta mukaddes kabul edilmiş. Bunun neticesinde onlara hüsnü zanla bakan kimseler bunları bir nevi kutsamışlar, bunları bir nevi hatalardan, kusurlardan uzak bir şekilde görmüşler. Hatta onlar kendileri hatalı olduklarını söylemiş olsalar bile bunlar tevil etmişler. Yok, siz hatasızsınız, biz sizi hatasız görüyoruz diye onları adeta havalandırmışlar, böyle uçurmuşlar. Bu doğru bir şey değil. Ve İslam camiası içinde %20'lik bir kesime hitap eden Şia vardır. Günümüzde İran'da ve bazı başka yerlerde mensupları bulunan Müslümanlar içinde bir grup. Şia'da masumiyet önemli bir inançtır. İnancın bir parçasıdır. Onlar en azından kendi böyle Ehl-i Beyt'ten olan imam, önder kişileri masum olarak kabul ediyorlar. Ve onların kabulüne göre bunlar peygamber değil. Ama peygamber için nasıl ki ismet sıfatı varsa, masumsa, bunlar da aynı şekilde korunmuş olan kimseler. Bunlar İslam aleminde %20'liğe hitap eden bir kesimdir. Kendilerine göre belki bir takım delilleri var ama bunlar gerçekten de o insanların masum olduğunu gösterecek durumda şeyler değildir. Ve prensip itibariyle düşündüğümüzde her insan günah da işleyebilir. İnsan bir beşerdir ve beşer şaşar. Adeta bu insanın bir lazımıdır. Affedersiniz, köpek nasıl havlarsa, yılan nasıl ki zehirlemekten zevk alırsa, insanın da tabiatında günaha karşı meyil var. Büyük zatlarda mübarek bir nefis yok. Onlarda da bizdeki nefsin aynısı var. Bizdeki nefis nasıl kötülüğü istiyorsa onlarda da istiyor. Peki fark nedir? Onlar nefisleriyle mücadele ediyorlar. Hatta peygamberlerin bile Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle mücadeleleri var. Mesela Allah-u Teala Hazreti İbrahim'le alakalı şöyle bildiriyor: وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنْ. Rabbi İbrahim'i bir kısım kelimelerle imtihana tabi tuttu.
O da bunları başarıyla tamamladı. Gale inni ca'iluke linnâsi imâmen. Allah-u Teala buyurdu ki ben seni insanlara önder yapacağım. Buradan şunu net bir şekilde anlayabiliriz. Hazreti İbrahim imtihana tabi tutuldu ve imtihanı başarıyla vermenin neticesinde peygamberliğe layık görüldü. Demek ki peygamberlerin de imtihanı var. Onlarda da nefis var. Şeytan onlarla da uğraşıyor. Ama onlar nefislerini aşabilmişler. Şeytandan uzak kalabilmişler. Şeytanın dediğini yapmamışlar. Bunun neticesinde çok büyük dereceleri elde etmişler. Ve Allah-u Teala onlar için bir masumiyet özelliğini bildiriyor. Peki başka insanlarda bu olamaz mı? Teorik olarak belki mümkün ama uygulamada bir insanın mutlaka şöyle veya böyle bir takım hataları, eksikleri olması kaçınılmazdır. Hatta konunun belki bir mütemmimi olarak, tamamlayıcı bir parçası olarak şunu da söylememizde fayda var. Peygamberlerde bile zaman zaman hakka tam isabet edememek, yaptığı içtihatta yanılmak tarzında zelle tabir edilen durumlar söz konusu olabilir. Bunu Kur'an-ı Kerim'den bazı örneklerle anlatmak istiyorum. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in önde gelen müşriklerine Allah'ın dinini anlatırken Abdullah İbni Mektum geliyor. Ama bir insan Peygamberimizin sesine geliyor ve diyor ki ya Resulallah Allah'ın sana bildirdiklerinden bana bildir. Peygamberimiz o anda Mekke'nin müşriklerine önde gelenlerini anlatmayı tercih ediyor. İbni Mektum zaten iman etmiş birisi. Başka bir zamanda onunla konuşabilir. Ve onun gelmesinden hoşlanmıyor. Bu konuda Allah-u Teala Abese suresinin baş kısmını indiriyor. Abese ve tevelle en ca'ehul a'ma. Yani ama geldi diye yüzünü ekşitti. Peygamberimizin durumu böyle anlatılıyor. Ve böyle hareketin uygun olmadığı devam eden ayet-i kerimelerde bildirilmekte. Bir başka örnek Kur'an-ı Kerim'den. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans'a karşı seferberlik ilan ediyor. Ve 30 bin kişilik bir kuvvetle Bizans'a karşı yola çıkılıyor. Ve bu Tebük Seferi, Ceyşül Usre denilmiş. Yani bir zorluk ordusu. Şartlar son derece zor. Bu zor ortama münafıklar tabi dayanabilecek durumda değiller. Medine'de münafıklar da var. Normalde onların da savaşa gelmeleri lazım. Ama sudan bahanelerle peygamberimizden mazerette bulunuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah şu şu işlerimiz var veya sağlığım müsait değil. Daha bir takım böyle sudan bahanelerle seferden geri kalmak istiyorlar. Ve peygamberimiz onlara izin veriyor. Gelen ayetlerde peygamberimizin bu hareketinin tam da isabetli olmadığı ifade ediliyor. Afallahu anke lime ezinte lehum. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Yani izin vermemen daha uygun olurdu. Bir başkası buna örnek olabilecek. Bedir esirleriyle alakalı, Bedir esirlerine yapılacak muamele. Bununla alakalı ayetlerde peygamberimizin kararının tam da isabetli olmadığı ama yine de bunun bu şekilde kabul edildiği ifade ediliyor. Buradan şunu söyleyebiliriz bu anlatılanlardan. Peygamberler bile zelle denilen zaman zaman hakka tam isabet edememek gibi bir durumla karşı karşıyadırlar. Ama onlar masum olduklarından dolayı vahiy gelir, vahiy ile onların bu durumu düzeltilir. Diğer insanlar için böyle bir güvence, böyle bir teminat, taahhüt söz konusu değildir. Dolayısıyla beşer şaşar. Bir insan bir takım böyle büyük gördüğü zatları hatasız görmek temayülünde olabilir. Ama onları faraza hatalı da gördüğünde onlar yine onun nazarında büyük olarak kalabilmeli. Yani bizler bazı hataları olan kimseleri büyük olarak göreceğiz. Peygamber dışındaki kimseler mutlaka bazı eksikleri, bazı kusurları vardır. Ama bu onların büyük olmalarına engel değildir. Zaten büyük insan her şeyle büyük olmak lazım gelmez. Herkes kendi sanatında, kendi sahasında büyüktür. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hak'tan günahlardan uzak bir hayatı hepimize nasip etmesi dileğiyle bugünkü programı noktalıyoruz ve hepinize hayırlı günler diliyorum.